Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimiz Salih Mirza Beyoğlu'nun Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eseriyle ilgili. Fakat esere geçmeden önce teberrük babından olmak üzere her zaman olduğu gibi bir hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Bu hadis-i şerifin akabinde geçen hafta sorulan bir soru vardı. Ona da kısaca değinerek inşallah mevzumuza geçmiş olacağız. Ki hemen işin başında hatırlatalım. Terkibi hükümler ifadesinde önümüze konulmuş olan İbtida diyalektiğine misilsiz derecede el atmanın nasıl bir idrak gerektirdiğini tabii ki biliyoruz. Biz kendi idrakımız nispetinde bir okuma gerçekleştirmek istiyoruz. Gözümüze değen her şeye kendi idrak seviyemizden yorum getirmeye çalışacağız. Ve biliyoruz ki dinleyicilerimiz arasında bu işi bizden daha iyi yapacak arkadaşlarımız da mevcut. Biz bir sohbet havası içinde okuma gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah. Aklınıza takılanlar veya yardımcı olabilecek meseleler söz konusu olduğunda sizlerin de katkılarını tabii ki bekliyor olacağız. Allah niyetimizi halis ve daim kılsın inşallah. Şimdi Tilki Günlüğü'nün girişinde şöyle bir ifade var. Ben kimim demek, ölüm nedir demekle aynıdır. Kendi varoluşumuzu gerçekleştirmek için atıldığımız bu dünyada ancak bana ibadet etsinler diye yarattığını Mevla buyuruyor insanları ve cinleri. Biz böyle bir gaye ile geldik. Bana ibadet etsinler için. O ibadet nihayetinde düzgün bir ibadet ise şuuruna varılan idrakı sağlam bir ibadetse tabii ki varoluşumuzun gereği olarak ölüm hadisesiyle bizi karşı karşıya getirir. Dolayısıyla hayatta tek gerçek diyebileceğimiz şey ölümdür. Bu sebeple bu hadis-i şerifi seçmiş olduk. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh bir cemaate uğradı diyor. Aralarında ensardan bir grup vardı. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ızdırabı arttığı için ağlıyorlardı. Izdırabı çok olduğu için Allah Resulüne sahabe-i kiramdan bir topluluk ağlıyor. Onlara Hazreti Abbas radıyallahu anh sormuş, niye ağlıyorsunuz?
Cevaben diyorlar ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamla beraberliklerimizi hatırladık. Böyle cevap veriyorlar. Kainatın efendisiyle birlikte yaşadıkları dönemleri hatırlıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ızdırabının artmasından dolayı o günleri hatırlayarak ağlıyorlar. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girdi ve kainatın efendisine Ensar'ın ağlamakta olduğunu haber verdi. Ya Resulallah, dışarıda Ensar sizin ızdırabınızın artması vesilesiyle ağlıyorlar buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen başına boz renkli bir sargı sardı ve hücreden çıkıp ızdırabına rağmen minbere geçti. Halka hitap etti. Ensarı, o ağlayan insanları hayırla yad etti ve onlara iyi muamele edilmesini vasiyet etti. Ensar çilelerle kendi beldelerine gelmiş olan muhacirlere ellerinden gelen her türlü yardımı yapmışlardı. Her türlü çileye katlanan muhacirlerle birlikte Ensar da aynı çileleri onlarla birlikte yaşamıştı. Onlarla evlerini paylaşmışlardı, yemeklerini paylaşmışlardı. Hatta öylesine ileri gitmişlerdi ki, Ya Resulallah, biz her birimiz üçer dörder evliyiz. Muhacir kardeşlerimiz ise evlerini, yurtlarını bırakıp geldiler. Biz hanımlarımızdan birer tanelerini boşayıp onlarla evlenmelerini sağlayalım diye teklifte bile bulunmuşlardı. Bu ensara kainatın efendisi bu hal üzereyken iyi davranılmasını vasiyet ediyor. Onlara iyi muamele edilmesini vasiyet ettikten sonra ilaveten kainatın efendisi buyuruyorlar ki, Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı. Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı. O da Allah'ın yanındakini seçti. Yani Allah bir kuluna ya dünyayı seç ya benim yanımdakileri seç diye onu muhayyer bıraktı. Herhangi birisini seçmekte bir beis yok. Seçme hakkı veriliyor. Bir kuluna kainatın sahibi böyle bir teklifte bulundu diyor. Hadis-i şerif aynen Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı. O da Allah'ın yanındakini seçti. O kul da Allah'ın yanındakini seçti, dünyayı terk etti. Dünyayı kabullenmedi. Dünyada kalma ihtimali olmasına rağmen tercihi Allah'ın yanındakiydi, Allah'ın yanı idi diyor bu hadis-i şerifte. Tabi bu söz üzerine Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladı. Ve ey Allah'ın Resulü, annelerimiz, babalarımız sana feda olsunlar dedi. Şimdi bu cümle üzerinde aslında durmak lazım. Hani önderimiz fert hakikatine nispetle Allah Resulü, topluluk hakikatine nispetle onun sahabi kadrosu. Örneğimiz, ölçümüz bunlar olmalı ya. Onlar annelerimiz ve babalarımız sana feda olsunlar ya Resulallah derken bu cümleyi acaba hangi idrakle söylüyorlardı? Velinin en büyüğü, Ehl-i Sünnet ulemasının itikadına göre velinin en büyüğü, Evliyaullah'ın en büyüğü, sahabe-i kiramın en küçüğünün atının burnundaki toz kadar bile değildir. Ehl-i Sünnet ölçü budur. Yani sahabe-i kiram kadrosu
Allah Resulü'nden sonra birinci sırayı alan insanların teşekkülünden meydana geliyor. Bu insanlar asla yalan söylemezler. Hele Sıddık Ekber makamında olan birisi asla asla yalan söylemez. Öyleyse bu sözü annelerimiz ve babalarımız sana feda olsunlar ya Resulallah derken hangi idrak seviyesinden söylüyordu? Daha doğrusu biz bunu hangi idrak seviyesinden anlamalıyız ki bugün bir takım sanal faaliyetler içinde olmaktan kendimizi kurtarabilelim. Suni hareketlerden kurtulabilelim. Yapıp ettiklerimizin farkına varalım. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sahabi-i kiramın Allah Resulüne hitap tarzı bu. Biz annelerimizi, babalarımızı değil, tırnaklarımızı bile feda edecek durumda değiliz maalesef. Hatta Allah Resulü bizim için kendisini feda etse ona bile razı olacağız. Böylesine tersine bir ihram vaziyeti. Hülasa Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başlayarak ey Allah'ın Resulü annelerimiz babalarımız sana feda olsunlar dedi. Biz de diyor Enes radıyallahu anh biz de bu ihtiyar adama da ne oluyor ki? Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kastederek bu ihtiyar adama da ne oluyor ki? Resulullah'ın Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı. Kul da Allah'ın yanındakini tercih etti. Sözü üzerine ağlıyor. Bu ihtiyara ne oldu ki bu söz üzerine ağlamaya başladı? Dedik diyor. Meğer anladık ki diyor. Burada muhayyer bırakılan, serbest bırakılan kişi Resulullah aleyhissalatü vesselammış. Bunu en iyi bilenimiz de Ebu Bekir radıyallahu anh imiş. Onun için ağlıyormuş. İzdırabının yükseldiği dönemlerde kainatın sahibi, kainatın efendisine teklifte bulunuyor. İster benim yanımdakine gel, ister orada kal. Kainatın efendisine isterse ömrü uzatılabilir. Ama hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlahi hitabının sonsuz idrakında olan kainatın efendisi, tabii ki kainatın sahibinin yanında neler olduğunu bildiğinden orayı tercih etmişti. Burada bir ölüm hakikati söz konusu. Kainatın efendisinin son demleriyle alakalı bir hadis-i şerif nakletmiş olduk. Dolayısıyla ölümü anmaksızın geçen hayatın insana çok şeyler kaybettireceğini bildiğimiz için her dem hatırlamamız gerekiyor. Kainatın efendisi günde 70 sefer kalbime iner çıkarım diyor. Ya Resulallah nedir kalbe inip çıkmak diye sorduklarında diyor ki günde 70 sefer ölümü düşünürüm. Eğer kainatın efendisi günde 70 sefer kalbine inip çıkıyorsa cennetle müjdelenmiş olması bakımından hiç inip çıkmamış olsaydı bile kazanacaktı. Bizim böyle bir garantimiz olmadığına göre kim bilir biz günde kaç sefer kalbimize inip çıkmalıyız ki Mevla'nın cennetine ve cemaline girebilelim, görebilelim. Bu hadis-i şeriften sonra kısaca sorulan sorunun cevabı mahiyetini hemen bir izahta bulunalım Kütüb-i Sitte'nin muhtasarından. Geçen hafta bir arkadaşımız veda hutbesinde geçen bir cümleyi sormuştu bu ne demek diye. Çocuk yatağa aittir mealinde. Bu İslam'dan önceki cahiliyet döneminde çocuk hadisesinde yaşanan bir mevzu vardı. Kadınlar birçok kişilerle düşüp kalkarlar. Doğan çocuk kadının işaret ettiği kişiye isnat edilirdi. Allah Resulü bu adeti kaldırmak babından bir hadis-i şerif nakletmişler. Daha sonra bunu veda hutbesinde de irad etmişlerdi. Burada
Ebu Davud'da var olan bir hadis-i şerif şöyledir. İslam'da nesep iddiası yoktur. Cahiliye işi bitti artık. Çocuk yatağa aittir. Zaniye de mahrumiyet vardır. Açıklamasında da diyor ki, hadiste reddedilen nesep iddiası, cahiliye devrinde rastlanan bir durumdu. Kişi, kendisini hakiki babası ve hakiki aşiretinden başkasına nispet ederdi. Yani kendi öz babasını değil de bir başkasını baba diye kabul ederdi ve bu da geçerli olurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam İslam'ın böylesi sahte intisaplar haram ettiğini beyan etmiştir. Kişi kimin yatağında doğmuşsa nesebi onadır. Kendini bir başkasına nispet edemez. Hatta birçok kişiyle düşüp kalkmış kadınlar böyle bir tercih hakkına bile malik bulunuyordu cahiliyet döneminde. Yani çocuk kimden olursa olsun, kadın kimi tercih ederse baba o oluyordu ki nesebin bozulmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Kainatın efendisi bunu yasakladılar. Şimdi mevzumuza geçebiliriz. Büyük mustaripler, düşünce tarihine bakış dedik. Salih Mirza Beyoğlu'nun 4 ciltlik eserinin 1. cildi. Buradan bir okuma yapmak istiyoruz. Fakat bu okumaya girmeden önce Ehlullah'tan bir hatırlatmada bulunalım. Tabii ki bu önce kendi nefsimize. Ehlullah'ın büyüklerinden Yahya bin Muaz Hazretleri buyuruyorlar ki, her kim endişe etmeden söz söylerse pişman olur. Her kim endişe etmeden söz söylerse pişman olur. Yani endişe etmeden söz söyleyen insan çoğu zaman büyük laflar eder. Her kim de diyor endişe ederek söz söylerse selamete ulaşır. Şimdi biz burada 2 asırlık bir yıkımın sonucunda perişan bir dönemimizde muazzam bir fikir hareketiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kısmen tanıyanlarımız, hiç tanımayanlarımız veya tanıdığını zannedenlerimizle birlikte yol almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Ehlullah'ın bu sözü din edeptir, edep hadlere riayettir hikmetini bize hatırlattığı için burada söyleyeceklerimizi herkes bilsin ki endişe ederek söylemeye çalışacağız. Ama endişe etmenin de ayrı bir idrak gerektirdiğini bildiğimiz için endişemizin çapı ve o çapa nispet içindeki ihlası herkesin kendine ait bir şeydir. Herkes kendini tanıdığı kadar o tarafını da bilir. Her şeyden önce biz hiç bilmeyenler için bir şeyler söylemeye çalışacağız. Tabii hiç bilmeyenler için de bir şeyler söylemeye çalışırken mücerret fikirden bir şeyler aktararak söyleme zarureti olduğu için yine de belki zaman zaman zorlanacağız. Ama biz ihlasımızı muhafaza edelim. Sizler de ihlasınızı muhafaza ederek dinlemeye çalışın. İnşallah yavaş yavaş bir şeyleri hep beraber idrak etmemizi Mevla bizlere nasip eder. Şimdi kitabın ismi Büyük Mustaripler, alt başlığı Düşünce Tarihine Bakış. Düşünce tarihi derken sadece İslam alemi değil, sadece Doğu değil, aynı zamanda Batı da söz konusu, Batı'daki mustaripler de söz konusu, Doğu'dan ve Batı'dan mustariplerin tahlil edildiği eserler bunlar. Mustaripler kelimesiyle Şark ve Garp, yani Doğu ve Batı iştikak ilminde denk geliyor zaten. Yani mustaripler Şark ve Garp aynı kelimede kök bilgisinde birleşiyorlar. Dolayısıyla mustaribin anlıyoruz ki doğusu batısı da olmaz.
Mustarip, hakkı temsil etmiyor olsa bile ızdırabını çektiği şeyin şuurunda olarak yaşamış, direnmiş, hayatını sonlandırmış. Bu insanlar tabii ki belki de bizler gibi avamın hiçbir zaman anlayamadığı ızdıraplar içinde kıvrandılar. Bugün bu eserleri önümüze koyan insanlar da aynı ızdırabın içinde kıvranıyorlar. Fakat önemli olan o ızdırabı bizim ne kadar hissettiğimiz, hissedebildiğimiz noktasında düğümleniyor. Kitabın hemen kapağında bilen arkadaşlar biliyor. Salih Mirza Beyoğlu'nun kendi eseri olan bir Allah lafzı var. Renklerin fevkalade uyumuyla çok sade bir biçimde kitabın kapağına konulmuş. Biz başlarken her gözümüze değen şeye kendi idrak seviyemizden bakacağımızı söylemiştik. Onun için gözümüz neye değmişse onu kendimizce tahlil etmeye çalışıyoruz. Siz de bu konularda notlarınız varsa bize iletirsiniz. Takdim bölümünden satır satır başlayalım. Bu konuda acelemiz yok. Böyle bir deneme yapmak istedik. Aslında bu denemeleri daha önce biz hususi manada yapmaya çalışmıştık. Fakat hususi mekan rahatlığı içinde bu meseleleri konuşmakla umuma açık konuşmak arasında takdir edersiniz ki bir hayli fark var, sıkıntılı da olabilir. Her şeyi çok rahat konuşmak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla biz bazı yerleri belki izahtan vareste kalarak yürüyeceğiz. Fakat bu işin asıl kendini ihtiyaç olarak hissettirmesinin sebebi nedir derseniz, bu da şu: eksikliğini hissettiğimiz bir mesele var. Hepimizin eksikliğini hissettiğimiz bir mesele var. O da normal sosyal yaşantılar içinde abur cubur yaşadığımız hayatın gereği olarak üzerimizde entelektüel bir baskı hissedemeyişimiz. Bu baskıyı maalesef hissedemiyoruz. Belki çok okuyanlarımız, çok yazanlarımız bunu kısmen hissediyorlar, idrak ediyorlar belki ama fertlerin tek tek bu işten aldıkları zevk onların istenilen manada kemalat yoluna girmelerini temin etmiyor zannı içindeyiz. Böyle bir şeyi hissetmiyor oluşumuzu hissetmek bile hepimiz için aslında bir kazanç sayılmalı. Dolayısıyla bu entelektüel baskıyı üzerimizde hissedebilmemiz için mutlaka zaruri ortamı teşkil etmek gibi bir mükellefiyetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu herkesin bulunduğu yerde çevresiyle gerçekleştirebileceği bir hadise olduğu gibi umumi manada bunun altyapısını kurmak için de bir çabayı gerektirebilir. Bazı şeyleri sadece yapmış olmak için yapmanın çok bir faydası yok aslında. Yani böyle bir şey yapalım veya yapalım mı şeklinde bu tür zor işlere girmek fevkalade yanlış olabilir. Ama bir çırpınış içindeyken böyle bir şeyi hissetmiş olmamız bizim için bir nimet addedilmeli değil mi? Ve bu nimetin de şükrünü eda etmek zorunda değil miyiz? Mesele varoluşumuzun gayesine, varoluş gayemize uygun hareket etmek olduktan sonra az veya çok bir şeyler yapmamız mutlaka lehimize olacağına göre
İşin büyüklüğünü, küçüklüğünü hesaba katmadan ihlas ve samimiyetle böyle bir şeye yönelme zarureti duyduk. Şimdi takdim. Bölümünde İbda mimarı mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu şöyle bir giriş yapmış. Diyor ki, mütefekkirlerin mektebi hekimin eczanesi gibidir. Mütefekkirlerin mektebi hekimin eczanesi gibidir. Oraya zevk duymak için değil, kurtaran ıstırabı çekmek için gidilir. Mütefekkirin mektebine zevk duymak için gidilmez. Hayattan zevk alma gayesiyle gidilmez. Orada var olan şey ıstıraptır ama kurtaran ıstırap. Oraya o ıstırabı çekmek için gidilir. Başka hiçbir gaye orada geçerli değildir. Tabii ki bunun tevili babında rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki bu ıstırabın içine kainatın sahibi müthiş zevkler gizlemiştir. O ıstırabı, o zevkleri elde etmek için çeker mütefekkirler. O ıstıraba bu sebeple katlanırlar. Birinin çıkık bir omuzu, ötekinin başında bir yarası mevcuttur. Yani mütefekkirin mektebine, hekimin eczanesine giden birisinin ya çıkık bir omuzu vardır veya başında bir yarası mevcuttur. Zevk onları iyi edebilir mi? Yani eczanede veya mektepte vur patlasın, çal oynasın bir ortam söz konusu olsa, omuzu çıkık olan bir insana bunun ne gibi bir faydası olur ki? Hani moralini düzeltelim de omuzunun ağrısı geçsin gibi bir şey tabii ki düşünülemez. Oraya ıstırap çekmek için gidilir. Eğer birinin omuzu çıkmışsa, yani burada teşbih var tabii ki, başında bir yarası varsa oraya zevk için gitmez, gitmemeli. Çünkü zevk omuzu çıkan insanın omuzunu iyi etmez, başında yarası olan kişinin yarasını iyileştirmez. Mütefekkirin mektebi hekimin eczanesi gibidir. Oraya zevk duymak için gidilmez. Ancak kurtaran ıstırabı çekmek için gidilir. Şimdi burada Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyhin bir şiirini hatırlıyoruz. Fikir çilesinden büyük işkence var mı diyor ya bir şiirinde. Var mı fikir çilesinden büyük işkence? Şimdi ben bu şiiri okurken bu satırı öylesine okuyup geçiyorum tabii ki. Farkında olmadığım bir şey var burada. Ben fikrin çilesini duymadım hiç. Dolayısıyla fikrin çilesini çeken bir insanın böyle bir hitabını nasıl anlayabilirim ki? Ama en azından şunu anlama durumundayım, mecburiyetindeyim ki ben fikir çilesinden büyük işkence olmadığını niçin anlamıyorum? Nasıl anlayabilirim? Mevzuya neresinden nasıl bakmalıyım, nasıl yönelmeliyim ki fikir çilesinden büyük işkence olmadığını hissedebileyim? Fiziki manada yaşanan işkencelerin çok çok fevkinde bir işkenceden bahsediliyor. Fikir çilesi işkencesinde. Ama ben bunu hissetmiyorum. Şükürler olsun ki demek zorundayız. Hissetmiyor oluşumuzu söyleme noktasında durabiliyoruz hiç değilse. Anlamıyoruz. Anlayamıyoruz deme şansına sahibiz. Bir de hiç ilgilenmeyen geniş kitleleri düşünelim. Bugün 21. asrın girişinde insanlığın hali bu ıstırabı duymamaktan dolayı perişan. Sosyal hadiselerin çalkantılarında insanların boğulmasının sebebi bu ıstıraptan uzak kalmaları. Hani Yunus Emre'nin bir şiirinde ifade ettiği gibi, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş.
İşte eğer omuzunuzda bir çıkık varsa, başınızda bir yara varsa, o yaranın sizin dermanınız olduğunu, o çıkığın sizin dermanınız olduğunu hissetmediğiniz müddetçe o dertlerden kurtulmanız da mümkün olmayacak demektir. Büyük mütefekkirler bunu böyle tespit etmişler. Şimdi önümüzdeki eser aynı çapta ızdırap çekmiş insanların yoğurduğu eserler. Efendi Hazretlerine, Abdülhakim Arbasi Hazretlerine, İmam Gazali Hazretlerinin çektiği buhranla kendi buhranının arasındaki farkı sorduğunda Efendi Hazretleri seninki daha büyüktü diyor. İmam Gazali Hazretlerinin dönemi de fevkalade karışık. O yüzden oturup her şeyi yeni baştan tahlil ediyor. Bütün felsefeleri öğrendikten sonra hepsini yerle bir edici bir hamleye girişiyor ki Salih Mirzabeyoğlu'nun ifadesiyle bugün de içinde bulunduğumuz bu zaman dilimi de İmam Gazali Hazretleri'nin dönemine çok benziyor. Dolayısıyla bugün de yapılması gereken şey 2 asır sonra yerle bir edilmiş her şeyi yerli yerine oturtmak gibi bir çabaya yönelmeyi gerektiriyor. İşte burada Büyük Doğu İbda fikir hareketinin iğdiş edilmiş beyinlerimizin intikamını alma hamlesinin muhatabı olarak konuşuyoruz. Ama muhatap olmanın zorluğunu da hemen işin başında naklederek işe başladık. Bunun için Yahya bin Muaz'dan naklettiğimiz her kim endişe etmeden söz söylerse pişman olur. Endişe etmemizin sebebi muhatap olduğumuz davanın büyüklüğüne nispetledir. Kurtaran ıstırabı yüklenmek deminden sonra diye devam ediyor. Kurtaran ıstırabı yüklenmek deminden sonra belli başlı mihrak şahsiyetler etrafında bunu onlara tercüme ettirmek. Önce kurtaran ıstırabı yüklenme demi. Önce onu kabulleneceğiz diyor. Kurtaran ıstırabı. Mütefekkirin mektebine, hekimin eczanesine zevk duymak için değil, ıstırap çekmek için girme niyetini kazandıktan sonra belli başlı mihrak şahsiyetler etrafında doğudan ve batıdan bu mustaripler etrafında bunu onlara tercüme ettirmek. Onlara hal muhasebesi yaptırmak, onların dilinden konuşmak, onları tahlil ederek mustaripliğin hakikatini idrak ettirmek ve niçin ıstırap çekmek gerektiğimize dair onlardan çıkış yapmak suretiyle bir takım hikmetleri önünüze koymak demek isteniyor burada. Onlara tercüme ettirmek. Zemin diyor bütün dünya. Bu iş bir tiyatro sahnesinde gerçekleşecek bir hadise değil. Zemin bütün dünya. Zaman ise bilinen düşünce tarihi. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar. Bugünden sonra kıyamete kadar devam edecek bir hadise. Burada eczaneden kasıt Büyük Doğu ve hekim de üstadım. Mütefekkirin eczanesi Büyük Doğu, hekim de o eczanede bulunan hekim de üstadım diyor. Yani Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Eczane sahibi ve hekim olma vasfımdan sonra. Eczane sahibi ve hekim olma vasfımdan sonra. Buradaki cümleye dikkat etmek gerekiyor. Eczaneden kasıt Büyük Doğu ve hekim de üstadım. Ama burada bir mecz olma hadisesi var. Eczane sahibi ve hekim olma vasfımdan sonra.
vasfından sonra demiyor, üstadı kastetmiyor. Burada Salih Mirza Beyoğlu kendisini kastediyor. Eczane sahibi ve hekim olma vasfından sonra. Peki bu vasıf nasıl kazanıldı? Onu üstad rahmetullahi aleyh kendi ifadesiyle zaten kendisine beyan etmiştir. Bunlar ilerleyen safhalarda önümüze çıkacak. Eczane sahibi ve hekim olma vasfından sonra İslam'a mutlak teslimiyet. İslam'a mutlak teslimiyet ve dünya irfan yemişine el atmak usulü içinde. Evet, dünya irfan yemişine el atacağım ama burada bir ölçü koymak zarureti var diyor. O da İslam'a mutlak teslimiyet. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin dediği gibi bir pergel gibi ayağını merkeze basarsın, diğer ayağınla bütün kainatı seyri sefer edersin. İslam'a mutlak teslimiyetten sonra dünya irfan yemişine el atmak usulü içinde. Usul bu. İslam'a mutlak teslimiyet, ondan sonra her şeye el atmak. Çürüğünü sağlamını ayırmak şeklinde bir hamle. Bu cepheleri söz konusu sahiplik ve vasıf çerçevesinde eserin gayesini temin eden yüklenilecek ve tercüman kılınacak malzeme yapmak. Bu cepheleri söz konusu sahiplik ve vasıf çerçevesinde, yani dünya irfan yemişine el atma çerçevesinde, sahipliğinde, fakat İslam'a mutlak teslimiyet çerçevesinde eserin gayesini temin eden, yani bu eserin gayesini temin eden yüklenilecek ve tercüman kılınacak malzeme yapmak. Her şeyi bu esere bu manada malzeme yapmak şeklinde diyor. Bu eser o. Bu eser böyle bir eser. Yapmak istediğim bu niyet içinde böyle bir eser diyor. Ve zaten yapmış, bitirmiş. 4 cilde tamamlanmış. Bu eser o. Ve diyor, muradını murad edindiğim üstadımındır. Onun adınadır. Şimdi böyle bir eseri üstad yazmak isterdim diyor. Büyük mazlumları yazdım ama bir de diyor büyük mustaripler diye bir kitap yazmak isterdim. Bunu yazamadan perdenin öbür tarafına üstad geçmiş oldu. Dolayısıyla bir söz bile Salih Mirza Beyoğlu'nu fevkalade müteessir kılıyor. Böyle bir eserin yapılmasına dair bir girişimde bulunuyor ve 4 ciltlik muazzam bir eser meydana çıkıyor. Halbuki avami yapımız içinde bir de kendimizi düşünelim. Bir söz değil, yani hatta emir kipinde bile değil burada. Böyle bir eser yazmak isterdim diyoruz. Emir kipi de yok. Buna rağmen emir telakki edilerek böyle muazzam bir hamlenin içine giren bir mütefekkir söz konusu. O mütefekkire nispet içinde olan, olduğumuzu zanneden bizler emir kipi içinde bile söylenmiş olsa, hatta o emir kipine binlerce kelam eklenmiş olsa yine de bazı şeyleri maalesef anlamamazlıktan gelebiliyoruz. Bu da mütefekkirin mektebine, hekimin eczanesine ıstırap çekme niyetiyle giremeyişimizden kaynaklanıyor. Bu ıstırabı biz maalesef çekemiyoruz. İşte bu ıstırabın hakikatini hissedebilmemiz için o entelektüel baskıyı mütemadiyen üzerimizde hissetmek mükellefiyeti altındayız. Tabii o kolay bir şey değil. Sadece çok okuyalımla olacak bir şey de değil. Kendini bilen Rabbini bilir hikmetinden. O nispetten yola çıkmak suretiyle insan neden müteşekkilse, teşekkül ettiği unsurlarının maddi ve manevi olanların tümünü irfan yemişleriyle beslemedikten sonra, zikir ehlinden talim almak suretiyle yenilemedikçe böyle bir ıstırabın içine düşmesi mümkün değildir. Istırabının içine düştüğü zannı mümkündür ki
O mümkünlük de zaten çoğu zaman hikemiyatla felsefeyi birbirine karıştırmamıza sebep oluyor ki boşa geçen zamana yazık deseler bize hakları var. İşte bu fevkalade yanlışın içine düşmemek için her zaman hatırlattığımız Estağfirullah Ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur hikmetine, hikmetine aşina olmalıyız. Bunu hakikaten idrak ederek söylemeliyiz, idrak ederek anlatmalıyız, idrak ederek anlamalıyız. Kendini bilmeyen Rabbini bilemeyeceğine göre Rabbi adına bir şeyleri bilme yeltenişi sadece yeltenişten ibaret kalır. Bu da çok aşikar bir şey. Dolayısıyla burada diyor ki bu eser o ve muradını yani bu eser o şu anlattıklarım ve muradını murad edindiğim üstadımındır. Bu eser benim değil. Yapanı yaptırandan geleceği hikmeti var burada. Yapanı yaptırandan geleceği ve mehten mehdi cümleleri bu manada ciddi olarak düşünülmeli. Bir takım meseleleri ayağa düşürmemek için de titiz davranmak zorunda olduğumuzu başında zaten ihtar ettik. Her kim endişe etmeden söz söylerse pişman olur. Onun için söylediğimiz her sözde endişemizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. İnşallah sizler de bu endişe üzere bulunun ki karşılıklı hatalarımızı düzeltmemiz daha kolay olsun. Ve muradını murad edindiğim üstadımındır. Bu eser benim değil diyor. Çünkü zaten biri var, öbürü yok. Öbürü var, biri yok. Kimin kim olduğu da belli değil. Böylesine bir tevhide akış içinde bu eserler suret bulmuşlar. Tabi fizik ruha tabidir hikmeti mucibince suret bulan bu şeyleri suretlerinde değil de diğer cephelerinde yani ruhi cephelerinde aramak lazım. İşte o cephede aramaya başladığımız andan itibaren mütefekkirin mektebinin, hekimin eczanesinin zevk duyulan bir değil, bir şey değil, ızdırap çekilen bir mekan olduğu ve bir kişi olduğu o mütefekkirin anlaşılır. Üstadımındır diyor bu eser ve onun adınadır. Şimdi hem üstadımındır hem onun adınadır. Hem var hem yok şeklinde bir ifade biçim var. Tabi bu eserlerin yazılışında başka bir hikmet buluyoruz aslında. Bu taraflara sarkarken diyorum kendi acziyetimizin itirafı içinde olarak sarkmalıyız. Bu eserler üveysi ve ledünni hikmetler çerçevesinde yazılmış olan eserlerdir. Üveysi ve ledünni. Bunun Ehlullah kelamında çokça misalleri vardır. Eserler içinde zaten birçok yerde serpiştirilmiş olarak bunlar ima, işaret ve açık şekillerde de anlatılmıştır. Ama ne kadar açık olursa olsun eğer biz sır denen hadisenin de sır olduğunu bilerek yani sırrın da sır olduğunu bilerek bu düşüncelere, bu fikirlere, bu eserlere yönelmezsek oradan alacağımız çok fazla bir şey yok demektir ki 6 ciltlik ruhi roman olan Tilki Günlüğü hakkında Salih Mirzabeyoğlu'nun söylediği bir söz var. Eğer öylesine bakarsanız hiçbir şey ifade etmez, kuru kelimelerden ibarettir. Orada mutlaka batın nispetinin kurulmuş olması gerekiyor. Batın nispeti dediğimiz andan itibaren de en azından zahir batın ayrımından mada zahirin de kendi içinde bir batını olduğunu ve hiç değilse o batına bir nispet içinde olmamız gerektiğini söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Yani en azından zahirin batınından bir nasip söz konusu ise oradan bir onu sıçrama taşı olarak kullanmak suretiyle hakikaten batın nispeti içinde dolaşan bu büyük insanların ortaya koyduklarıyla aramızdaki nispeti belki biraz kuvvetlendirebiliriz, artırabiliriz. Yoksa bunun mümkünatı yok. Çok zeki olmakla bu işler olmuyor. Bu bilinmeli bir sefer. Çok zeki olmakla bu iş bitmiyor. Çok ibadet etmekle de bitmiyor. İslam muvazene dinidir.
neyi, nerede, nasıl görmek gerektiğine dair idrak oluşmadığı müddetçe irfan boyutuyla hadiseye yansımamız mümkün değil. Dolayısıyla muradını murad edindiğim üstadımındır bu eser ve onun adınadır. Hem onundur hem onun adınadır. Yani ben yokum ki o olsun. Ben yokum. O var, o yok, ben varım. İşte nerede, nereye, nasıl bakmak gerektiğine dair ölçü ki Ehlullah kelamında şöyle bir ifade vardır. Bir büyüğün yanında başka bir büyüğü methetmek edepsizliktir. Dolayısıyla biz avami bir bakış içinde şöyle diyebiliriz. İbtidai mimarının yanında Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyhi methetmek edepsizliktir. Bu bizim edep noksanlığımız. Yoksa kendisi zaten onu methediyor. Her şeyinden etkilenmiş olduğunu söylüyor. O ben, ben o şeklinde her şeyin birbirine mecz olduğunu da söylüyor. Kaldı ki üç ışık sırrı içinde bu daha da umumi manada gerçekleşmiş bir hadise olarak önümüzde eserler boyu bunlar anlatılmış. Ama biz anlatılmış olanları kelamın ötesinde bir şekilde anlama cehdi içinde bu işlere yönelmeliyiz. Bunun da altyapısı sürekli o entelektüel baskıyı üzerimizde hissetmekten geçiyor. Bunu yapamadığımız müddetçe bir gevşeme söz konusu ve bulunduğumuz ortam içinde zaten birilerine bir şey anlatabilmemiz bize gerekli tatmini verdiği için hakikatlere ulaşmakta maalesef zorluk çekiyoruz. Bizim ölçümüz ortam olmamalı. Kendi avami durumumuzu aşabilmemiz için mutlaka bu yazılanların ötesinde bir şeylere nazar edebilmeliyiz. Orada bir şeyleri görebilmeliyiz. Çünkü bu eserler tümüyle bize bunu idrak ettirmek için yazılmışlar, varlar. Şimdi Büyükto İbtihan'ın tariflerinden biri her zaman söylüyoruz. Batı tefekkürü ile İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan birinciyi ikincinin önünde hesaba çeken. Bu kitaplar boyunca zaten Batı tefekkürü bütün yönleriyle, en büyük mustaripleriyle tahlil edilip önümüze konulmuş. Bunlar bilinecek. Bundan sonra İslam tasavvufu bilinecek. Orada da duramıyoruz. İslam tasavvufu önünde Batı tefekkürünü hesaba çekeceğiz. Ondan sonra bir takım şeyler bizim kendi şahsi malımız olmaya başlayacak. Eğer bu çile çemberinden geçmeden bir takım şeyleri kuru kuruya ezberlemişsek bunlar bizim malımız değil. Sadece birinin sözünü nakletmek şeklinde olur. Nakilcilikten öteye geçemeyiz. Dolayısıyla da nakilcilikten öteye geçemeyen bir kadronun herhangi bir cemiyeti teferruatıyla tesis etmesi mümkün değildir. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz. Doğru düşünceyi bu manada idrak edemediğimiz müddetçe de faaliyetlerimizin doğru olmadığına kani olmalıyız ve bunun ızdırabı içinde bir takım şeylere yönelmeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak, gücümüz yetmiyor, anlayamıyorsak niye anlayamıyoruz diye ağlayabiliriz. Bu elimizden gelir. Ağlayamıyorsak ağlar gibi dururuz. Bu da bizim için bir şanstır. Dolayısıyla ızdırabın ne olduğunu hissetmeye başladığımız andan itibaren yürümeye başlayacağız demektir. Yoksa ıstırap işkence çekmek değil, zindanlara atılmak değil. Tabii ki bunlar da ıstırap ama asli manasıyla bize tarif edilen ıstırabın yanında bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hallacı Mansur'un zindana atıldığında yaşadığı bir takım hikmetlerden bahsedilir. Orada bir takım insanları zindan dışına çıkarırken kendisine soruyorlar, siz niye çıkmıyorsunuz? Bir el işaretiyle bulunduğu mekanın hakikatini, hikmetini onlara gösteriyor. Tabii ki şaşırıyorlar. Onları siz zindanda zannedersiniz, değiller. Biz kendimizi
sarayda zannederiz. Asli itibariyle bu ızdırabın hakikatine vakıf olmadığımız için zindanı kendi içimize zaten taşımışızdır biz. Şimdi bugünün Aşure günü olması bakımından da hatırlatalım. Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Aşure gününde kurtuldu. Aşure gününde balığın karnından kurtuldu. Hangi dua ile? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben zalimlerden oldum, kendi nefsime zulmettim mealinde bu duayı okuyarak Aşure günü balığın karnından Mevla onu kurtardı. Şimdi Yunus Aleyhisselam balığın karnında bir karanlıkta, orada bir hikmete mebni olarak zindana atılmış vaziyette. Yunus Aleyhisselam bir peygamber, bir hikmete mebni olarak yapılıyor. Biz de avami tavrımız içinde bir balığın karnında olmamız gerekmiyor. Zindanda olmamız gerekmiyor. Veya şu veya bu şekilde bir yerde mahpus olmamız gerekmiyor. Zaten La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zaliminin hakikatini idrak edemediğimiz müddetçe zindan bilakis kendimiziz. Kendimiz zindanız zaten. Bizi bir yerlere tıkmaları gerekmiyor. Ama büyüklerin hali bu değil. Büyükler zaten dışarıda da olsalar hayatı kendilerine zindan etmekle mükellef olduklarını bilirler. Çünkü o ıstırabın içinde ne büyük zevkler olduğunu idrak etmişlerdir de onun için. Biz bunu idrak edemediğimiz için onların ortaya koyduklarını da idrak etmekte maalesef güçlük çekiyoruz. Ve şu yanlışı da mütemadiyen yapıyoruz. Bu eserleri çok iyi okuyup o eserlere nispetle çok güzel yazılar yazmaya başladığımızda meselenin bittiğini de zannedenlerimiz maalesef zaman zaman oluyor. Hepimiz buna dahiliz tabii ki. Bu yanlıştan da kurtulmalıyız. Isırap başka bir şey. Eserlerin içine girmek başka bir şey. Yani üveysi ve ledünni hikmet dediğimiz andan itibaren işin rengi değişiyor. Orada bize haddimizi bilmekten başka hiçbir yol kalmıyor. Din edeptir, edep hadlere riayettir. İşte edebin bile bazı yerlerde edepsizlik olduğunu idrak edecek kadar inceliklere vakıf olmalıyız. Veya bu küçük nüansları ayırt edebilmeliyiz ki bu eserlerin içindeki hikmetleri üveysi ve ledünni yönleri görebilelim. Evet. Muradını murad edindiğim üstadımındır bu eser. Onun adınadır bu eser. Büyük mustaripler diye devam ediyor. Muzdaripler ve mustaripler olarak tekrarlamış. Muzdaripler ve mustaripler. Karakter ve eser çerçevesinde neyi nasıl değerlendirdiğimizin ölçülendirmeleri eserimizin içinde. Neyi nasıl değerlendirdiğimizi, hangi ölçülerle değerlendirdiğimizi göreceksiniz diyor. Eserimizin içinde bunlar var. Düşünce tarihine bakış meselesine gelince, düşünce tarihine, dünya düşünce tarihine bakış meselesine gelince, bu eser, bu Büyük Mustaripler isimli eser, malum soydan kronolojik bir düşünce tarihi değil. Yani filan tarihten filan tarihe kadar sırasıyla kronolojik bir seyir takip etmiyor. Kronolojik bir düşünce tarihi değil. Yani ilim ve sanat cephelerini de ilim ve sanat cephelerini de düşüncede toplayan, düşüncenin içine ilim ve sanat cephelerini de katan, toplayan ve bir tez etrafında burada bir parantez açılmış ki bakış kelimesi kullanılıyor. Ki bakış bunu hemen altta izah ediyor. Onun için hatırlattım. Bir tez etrafında ki bakış el atışlardan ibarettir. Yani şöyle okuyalım. Bu eser malum soydan kronolojik bir düşünce tarihi değil. Tarih sıralamasına göre bir şey yapmadık diyor. İlim ve sanat cephelerini de düşüncede toplayan ve bir tez etrafında el atışlardan ibarettir. Ama tez etrafındakinin önüne ki bakış kelimesi konulmuş. Ondan sonra da ona dikkat çekilerek deniliyor ki dikkat, vurgulama, vurgulama bakışta. Yani ki bakış diyor ya, burada bir tez etrafında diyoruz ama tezden mada bir bakış, farklı bir bakış. Vurgulama bakışta ve el atışın nasıl ve niçininde. Önemli olan bu.
Herkes bir tez hazırlar. Bu o manada değil demek istiyor. Vurgulama bakışta. Yani nasıl bir bakış? Hangi zaviyeden bir bakış? Bir profesörün bu eserlere baktıktan sonra veya eserlerden bir tanesini tetkik ettikten sonra söylediği bir söz var Salih Mirza Mühlı hakkında. Diyor ki, en küçük bir muhalefet payı bile bırakmıyor. Hani şurası da şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye bir açık bulunur. Oradan bir mevzu doğar. Muhalefet edersiniz, mukavemet edersiniz veya iyi niyetle bir tahlil yaparsınız ama onlara bile bir pay bırakmıyor diyor. Zira uykuda bile fikir mesaisi devam eden insanların yaptığı işlerden bahsediyoruz burada. Uykuda bile fikir mesaisi devam eden, biz uyanıkken bile fikir mesaisini devam ettiremeyen konumda olan insanlar olarak bu fikre nasıl muhatap olacağımızı çok ciddi şekilde araştırmalıyız. Çok ciddi şekilde bunu araştırmalıyız. Bunun bir yolunu bulmalıyız. Bir şekilde bulmalıyız bunu. Burada bir fikir hareketinden bahsediyoruz. Bu fikir hareketinin üveysi ve ledünni cephelerinden bahsediyoruz. Kitapların içinde her tarafa serpiştirilmiş vaziyette bunların imaları, ikazları, işaretleri var. Ve biz bunlara rağmen kendimize yol bulmakta zorluk çekiyoruz. Dikkat diyor, vurgulama bakışta ve el atışın nasıl ve niçininde. Yani ben nasıl ve niçin bu eserlere el attım, bunu görmeniz lazım diyor. Veya göreceksiniz ilerleyen safhalarda diyor. Herkes kendi nasibince, idrakince. Ve son cümleler olarak, takdimin son cümleleri olarak diyor ki, tamamı dört ciltlik bir bütünün her cildi müstakil bir esermiş gibi de görünebilecek elinizdeki ilk cilt. Yani bu eserlerin hepsi müstakil birer cilt gibi görünebilir. Bu elinizdeki de diyor ilk cilt aynı zamanda diğerlerine nazaran, yani diğer üç kitaba nazaran giriş teşkil edecek mahiyette. Ve bu kadar diye bitirmiş. Ön söz böylece bitmiş oluyor. Hemen ön sözün bitiminden sonraki 9. sayfada bir levha var. Hemen hemen bütün kitaplarda var olan bir levha. Bir orkestra şefi notalara kainatı tercüme ettiriyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. Gözümüzün her değdiği şeye kendi idrak seviyemizden bakacağımızı söylemiştik. Onun için bu sayfayı da tahlil etme niyetiyle bunları söylüyoruz. Bir orkestra şefi notalara hayatı tercüme ettiriyor. Buradaki eğer bu anlatılan manada yani üveysi ve ledünni noktadan hareketle ortaya konulmuş bu eserlerin künhüne vukufiyetten sonra bu levhaya bakabilecek bir halimiz olsaydı şu anda gördüğümüz şeyi görmüyor olacaktık. Yani şu anda gördüğümüz bir resim, bir orkestra şefi elinde çubuğu notalara, muhataplarına tercüme ettiriyor. Halbuki burada bu idrak seviyesine nispetle bakmak söz konusu olsaydı belki de çok farklı şeyler görmemiz mümkün olacaktı. Bir şeyin aynı aynıdır. Bir şeyin aynı aynı değildir. İbtidai diyalektiğinin terkibi hükümlerinden biri olarak bunu hatırlatmak isterim. Bir şeyin aynı aynıdır, bir şeyin aynı aynı değildir. Yani şuradan bakarsınız bu masadır, buradan bakarsınız başka bir şeydir. Fizik ilminin de nihai olarak geldiği noktada bu işler çok çetrefilli olarak tartışılan mevzulardır. Birinci levhanın başlığı da mozaik. Mozaik diye başlık konulmuş. Ve ilk başlık, ana başlık mozaik ve ilk giriş başlığı o ve ben. Şimdi bu başlığı üstadın bir eserinden hatırlıyoruz. Üstadın O ve Ben isimli bir eseri var. Ve Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile kendisini anlatan bir eser. O ve Ben.
Burada o ve ben kelimesinden herkes kendi hesabına bir çıkış noktası yaparak müşahhas bir takım tahlillerde bulunabilir. Herkesin bir o ve beni mutlaka vardır. Sevdiği kişiyle kendi arasındaki nispet içinde o ve ben diyebilir. Sevdiği bir arkadaşı için o nispet içinde o ve ben diyebilir. Annesi için diyebilir, babası için diyebilir, sanatı için diyebilir, hikayesi romanı için diyebilir, işi için diyebilir, malı mülkü serveti için diyebilir. O ve ben. Bu bir rapt olmuşluğun gereğidir ki rabıtada böyle bir şeydir zaten. Herkes bir şeye rapt olmuştur. Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyhin rapt olduğu makam Es-Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin makamı olduğu için kitabına böyle bir isim koymuştu. Şimdi Salih Mirza Beyoğlu da başlarken o ve benle başlıyor ve hemen girişte üstadın kitabından bir nakil yapıyor ve diyor ki insan başını, şimdi burada enteresan olan başka bir şey daha var tabii. Çoğu yerlerde bu oluyor. Burada gerçi aşağıda belirtmiş ne olduğunu ama alıntı olduğu anlaşılmayacak şekilde nakiller oluyor. Hani denden koyarsınız işte kimden aldığınız bellidir falan filan. Bu daha geniş manada Salih Mirza Beyoğlu için söylenen bir sözde geçmiştir. İşte alıntı yapıyor, nereden aldığını söylemiyor. Ama başkası yaptığı zaman kızıyor mealinde. Böyle bir kıylıkal şeklinde bir şeyler olmuştu. Ona cevaben diyor ki, siz bana o aldığımı kimden aldığımı sormayın. Hani filancadan aldım belirtmiyorsun, bana bunu demeyin. Benim aldığım o kişinin o sözü, o cümleyi, o paragrafı nereden çaldığını sorun bana. Ben size asıl adresi göstereyim. Asıl adresi gösterdiğinde de onun bizim mir-i malımız olduğu zaten anlaşılacak. Ama o kadar gerilere gidilemediği için, mücerret fikir istidadı o noktalara kadar inmediği için adeta siz çalmış pozisyonuna düşüyorsunuz. İdrakın seviyesizliği dolayısıyla kendi malınızı kendiniz çalmış psikolojisi içine giriyorsunuz. Buradan bu mana çıkıyor. Dolayısıyla birçok yerde böyle şeyler vardır. Tabii onu tüccar zihniyetiyle değerlendirdiğinizde farklı şeyler çıkar. Mücerret fikir istidadından yoksun ve mahrum olarak değerlendirdiğinizde daha başka şeyler çıkar. Çıkar oğlu çıkar. Bir sürü şey çıkar bunun içinden. Onlar da ayrıyeten konuşulabilecek mevzular zaten. Şimdi burada o ve ben başlığı içinde üstattan nakilde aynen şöyle diyor. İnsan başını fare kafasından ayıran tek haslet ve haysiyet fikir. Yani bir insanın, üstad diyor, fikir yönü zaafa uğramışsa, fikir denen bir şey, alelade fikirlerden bahsetmiyoruz tabii. İnsiyaki hareket hayvanda da var. Fikir, düşünme, düşünce şeklinde, bir şeylerin ızdırabını duyma pahasına fikir. Böyle bir şey yoksa, insan başını fare kafasından ayıran tek haslet ve haysiyet fikirdir diyor. Bu yoksa hiçbir şey yok. Mücerret fikir. Fikir ama mücerret fikir diye de devam ediyor. Arayıcı, tarayıcı, çırpınıcı, çatlayıcı fikirdir. İnsan başını fare kafasından ayıran tek haslet ve haysiyet böyle bir fikirdir. Arayıcı, tarayıcı, çırpınıcı, çatlayıcı fikirdir. Şimdi burada daha önce bahsi geçen bir mevzuyu hatırlatalım. Furkan dergisinde bunu yayınlamıştık. Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinden birinde geçiyor bu. Kurslardan bir takım şikayetler, medreselerden bir takım şikayetler olunca onun üzerine bir sohbetinde diyor ki okuyorsunuz ama şuurlanamıyorsunuz. Nasara yansıra çekmeye devam ediyorsunuz. Yani gramer bilgisi, ezbere gramer bilgisi üzerinde fevkaladesiniz. Onlarla uğraşıyorsunuz, ilgileniyorsunuz, ezberliyorsunuz, öğreniyorsunuz, biliyorsunuz ama şuurlanamıyorsunuz. Yani idrakine varamıyorsunuz. Burada da onun için özellikle bir vurgu var. Arayıcı, tarayıcı, çırpınıcı,
çatlayıcı fikirdir diyor. İnsan başını fare kafasından ayıran fikir budur. Yoksa öbür türlü bir fikir içinde ise, ki ona ne kadar fikir denilir, yine fare kafasından ayrılma keyfiyetine insan malik olamıyor. Burada böyle ciddi bir iş var. Onun için ıstırap, onun için mustaripler, kitabın adı Büyük Mustaripler. Bu insanlar kafir veya mümin, bu ıstırabın içine seve seve girmişler. İşte diyor üstad, bu türlü arayışın yolda bulduklarıdır ki bugünkü teknolojiyi doğurdu. Yani bu arayıcı, tarayıcı, çırpınıcı, çatlayıcı fikir var ya, işte bu düşünce içinde yoğrulanlar, çalışanlar, çırpılanlar sayesinde bugünkü teknoloji meydana geldi. O fikrin yolda bulduklarıdır diyor. Bu teknoloji o kadar çok ehemmiyet ifade eden bir şey değil. Onun yolda bulduklarıdır. Eğer onun hakikatini görebilmiş olsak demeye getiriyor. Görebilmiş olsaydınız bunların o yolda giderken bulduğu bu teknolojinin ne kadar basit şeyler olduğunu da anlardınız. O fikir çilesinin karşısında. Fakat diye devam ediyor. Durak ve gaye onlar değil. Yani bu teknoloji değil. Durak ve gaye onlar değil. Öteler, öteler, ötelerin ötesi ve sonsuzluk. Eğer o arayıcı, tarayıcı, çırpınıcı, çatlayıcı fikrin yolda bulduğu bu teknolojiye takılıp kalırsanız yandınız diyor. Onlar gaye değil. Sakın ha. Onları geçin. Durak ve gaye onlar değil. Öteler, ötelerin ötesi, ötesi ve sonsuzluk. Yani burada İslam tasavvufunda seyri sülükte yaşanan silsile hatırımıza geliyor. Seyri sülükte başlarsınız. Nefsi emmareyi terbiye etmekle iş başlar. Emmareden levvameye, mülhimeye, mutmeinneye, razıya makamına, merziye makamına, fena fillah Allah'ta fani olmak, ondan sonra da beka billah Allah'ta baki olmak, kalmak, sabitlenmek. Oraya kadar gidiş gaye olmalı. Bu gaye içinde teknolojiye bakmak. O zaman anlarsınız ki diyor, o çatlayıcı fikrin yolda bulduğu bu teknoloji hiçbir zaman gaye olamaz. Gayeden çok uzak bir alet olarak kullanılması gereken bir şeydir. O zaman anlaşılır bu diyor. Öteler, ötelerin ötesi ve sonsuzluk. Eğer mücerret fikir diye devam ediyor. Eğer mücerret fikir olmasa, tecrid edilmiş, ayrılmış, soyutlanmış, derine dalmış mücerret fikir olmasa ve her şey hayvani bir insiyaka bırakılsaydı, hayvani bir insiyak, bir reflekse bırakılsaydı, arz cazibe kanunu bulunur muydu? Arz cazibe kanunu bulunur muydu? Siz 21. asra doğru sarkan teknik küfür, Batı emperyalizmine sesleniyor. Siz 21. asra doğru sarkan teknik küfür, İnsan saadetini ruhu hadım etmekte arar ve onu bağırsak yoluna doğru iterken atom bombanızın bile eşiti olamayacağı patlamaya belki 21. asırda şahit olacaksınız diyor. 21. asra doğru sarkan teknik küfür. 20. asrın sonlarında söylenmiş bir söz. Evet, 21. asra sarkan bu teknik küfür, bu emperyalist taife bugün dünyayı ne hale getirdi belli. Fakat ruhu hadım etme teşebbüsü içinde ve ruhu bağırsak yoluna itme hamlesi içinde olan bu teknik küfür 21. asırda diyor muazzam bir patlamaya şahit olacak, feleğini şaşıracak. Şimdi bu patlama aslında başladı. Bu patlama başladı. Ama bizim mücerret fikir istidadından mahrumiyetimiz dolayısıyla, kendini bilen Rabbini bilir hikmetinden azade oluşumuz sebebiyle, eşya ve hadise üzerindeki tasarruf hakkımızın zaaf belirtmesi dolayısıyla bu patlamanın biz henüz farkında değiliz. Bu patlamanın farkında olanlar da yine mücerret fikir istidadı içinde olanlar, o fikri önümüze koyanlar, üvesi ve ledünni noktadan eşya ve hadiseleri tasarruf altına almış olan büyükler.
Onlar bunu biliyorlar. Biz de taklidi olarak onlara inandığımız için böyle olduğunu söylüyoruz. Fakat kısmen bütün avamiliğimize rağmen müşahhas olarak bile bizler de bir tahlil yapabiliyoruz aslında. Bugün Batı emperyalizminin ağababası olan Amerika Birleşik Devletleri'nin içine düştüğü durum malum. Artık bunu kendi içlerinden de dillendirmeye başlayanların olduğunu gördüğümüz için daha da seviniyoruz. Mesela orada bir Kızılderili kabilesinin geçenlerde ilan ettiği bir şey vardı. 150 senelik anlaşmayı feshettik diyor. Çünkü Kızılderilileri perişan etmişlerdi. Amerikalı vahşiler, Avrupalı vahşiler buraya geldiklerinde her şeylerini telef ettiler. Şimdi yavaş yavaş uyanmalar başladı. Hatta gelin bizden pasaport alın diyorlar. Pasaport verebiliriz size diyorlar. Daha da ötesi yine birçoğumuz duymuşuzdur. Eski Maliye Bakanlarından birisi zannediyorum bir yazı internetlerde dolaşıyordu. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bir günde çökebilir. Şimdi bunlar söylenebilir falan filan da denilebilir. Hayır. Eğer mücerred fikir istidadıyla tahliller yapılmaya başlanmışsa ve bu tahliller emperyalizmin sonunun geldiğinin iması ve işareti içinde iseler, biz bu tür hadiseleri karaciğerdeki hastalığı gösteren sivilce olarak kabul etmekle mükellefiz. Evet, yüzdeki basit bir sivilceden bahsediyoruz. Onu büyütmenin ne alemi var diyoruz ama doktor diyor ki o sivilce bildiğiniz ergenlik sivilcelerinden biri değildir. Karaciğerdeki kanserin habercisidir. Bunu bilin. Diyorlar bize. O zaman biz de o sivilceye basit bir sivilce gözüyle bakmama mükellefiyeti altındayız. Ve o cehd içine girdiğimiz andan itibaren de görüyoruz ki hakikaten 21. asırda bu teknik küfür öyle bir patlamaya şahit oldu ki aslında şu an şaşkınlıklarını gizleyebilmekten başka hiçbir gayeleri de kalmadı. İhtiyar Batı ayakta durabilmek için daha genç bir Batılının ABD'nin önderliğinde insanlara tahakkümü devam ettirme gayreti içinde ama bu patlama maalesef yaşanmıştır. Zaman onların aleyhine çalışıyor. Bazıları için de şöyle bir şey söz konusu. Mesela bir ikiz kuleler hadisesi. Dünyayı alt üst eden, dünyayı şaşkına çeviren bir hadise. Bunlar durup dururken olan şeyler değil. Yine mütefekkir, İptal mimarı Salim Mirzabiyon ifadesiyle açıkta patlayan dalgayı bunlar yeni hissediyorlar. Aslında bu dalga patlamıştı zaten. 20. asrın başlarında patlayan bu dalga, 21. asrın hemen girişinde artık kıyıları dövmeye başlamış vaziyette. Bir tsunami hali söz konusu. Bundan kurtuluş yok. Hiçbir kuvvet, ne kadar kalın duvarlar örerseniz örün, bundan kurtuluş yok. Dalga ezer geçer. Bu patlamayı duyanlar bize duyurmaya çalışıyorlar. Bunu duyabilmemiz için, bütün zerrelerimizde duyabilmemiz için bu mücerred fikir istidadının batın nispeti içinde kavranılması gerekiyor. Bu gerçekleştiği andan itibaren ilahi hitapta olduğu gibi nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Hakikatiyle burun buruna geliriz. Evet, 21. asırda şahit olacaksınız diyor. Ve devam ediyor. İptal mimarı. İnsan başını fare kafasından ayıran tek haslet ve haysiyet fikir. Mücerred fikir. Bu hükmün sahibi ve habercisi üstadım. Bu fikrin sahibi ve habercisi olan üstadım. Askeri darbe veya darbecikler tarihine 28 Şubat kararları diye geçen hadiseden tam 15 yıl önce, yani 28 Şubat 1982'de bana şu satırları hediye etti. Şimdi burada güzel bir tevafuk da oldu tabii. 28 Şubat hadisesinin yaşandığı dönemler içindeyiz. Şubat ayının da girişine az bir zaman kaldı. Şubat
28 Şubat ismiyle anıldığı için aslında o bir zaman dilimine yayılmış bir dönem. Fakat 28 Şubat kararları söz konusu olduğu için o isimle anılır oldu. Bu 28 Şubat kararları diye geçen hadiseden tam 15 yıl önce Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh İptal mimarına 1982'de şu satırları hediye ediyor. Diyor ki: "Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirza Beyoğlu. Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci." Evet, burada bütün mevzu ayan oluyor aslında. Fikir ve çile. Artı bunun haysiyeti. Artı bu haysiyetin kendinde şümüllenmiş kişi olarak müstesna bir genç. Onun için bir genç geçti elime, pir geçti, kendi geldi diyor. Başka bir yerde üstad. Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirza Beyoğlu. Şimdi burada bize düşen fikir çilesi haysiyetinin müstesna gencine nispetin zahir ve batın kuvvetini geliştirmek. Yani bir kişi bu işi yaptı, mesele bitti, böyle bir şey yok. Bu sebeple zaten yapamayışımız zayıflandığı için kitapların, külliyatın belirli yerlerinde direkt bize açık tenkitleri söz konusu. Damlaya damlaya göl olur da bunu bulabiliriz. Yine Mustaripler ciltlerinden bir tanesinde bunu bulabiliriz. Yani bir başkasına değil, direkt bize söylenen sözler var orada. Onun için bu nispetin kurulması için umumi manada o entelektüel baskıyı üzerimizde hissedebileceğimiz ortamlar söz konusu olmalı ki dinin edebin hadlere riayet olduğunu bilerek yürümeye başlayalım. Dolayısıyla asil insanların arkasından gitmiş olmanın zevkini yaşayabilelim. Yaşamanın ne olduğunu anlayabilelim. Bu cümleden sonra diyor ki İptal mimarı, gençlik geride kaldı. Ama bir türlü doymayan, yaptığına kanmayan ve tesellisini bulamayan müstesna yanım. Soru işareti. Bir türlü doymayan, yaptığına kanmayan ve tesellisini bulamayan müstesna yanım. Evet. İstisnai bir yönüdür bu İptal mimarının. Yanım yanında, canım da canı. Arzusunu emir edindim. Üstadımın diyor, arzusunu emir edindim ve bir kez daha deşmeye koyuldum kabuk tutmasın diye yaramı. Üstadın şiirinde var. Yaran kabuk tutmasın. Her an deş tazelensin. Sen ağla, gafil gülsün, nadan yelpazelensin. Evet, yaranın kabuk tutmaması için kişinin kendisi tarafından tırmalanması gerekiyor. Ama öyle bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz ki bu teşbihler bile birebir manasıyla anlaşılıyor. Yani hani bildiğimiz yaranın deşilmesi şeklinde. Yani mecazlarda bile ima, ikaz, işaretlerde bulunmak zorunda kalıyor çoğu zaman büyükler bize. Yaran kabuk tutmasın, her an deş tazelensin. Sen ağla, gafil gülsün, nadan yelpazelensin. Ve devamında İmam-ı Gazali Hazretleri. Üstadımın ona ilgisi malum ama onun hakkında eseri ve müstakil bir bahsi yok. Yani İmam Gazali Hazretleri'ne üstadın ilgisi çok fazlaymış. Fakat onun hakkında müstakil bir bahis açmamış. Dolayısıyla 5 Şubat 1983'te şöyle buyuruyor. Üstad, bir eser daha yazmak isterim. Allah izin verirse. Büyük Mustaripler diye. Büyük Mustaripler ismiyle bir eser daha yazmak isterim diyor. Tarih boyunca büyük mazlumları yazdık. Ama bunu yazmadık. Bu büyük mustariplerin
şarktan ve garptan olması lazım gelir. Şarkta en büyük mümessili İmam-ı Gazali'dir diyor Üstad. Evet, şarkta mustariplerin en büyük mümessili İmam-ı Gazali Hazretleri'dir diyor. Halbuki İslam aleminde modernist akımların çoğalmasından sonra İmam-ı Gazali'ye bakışın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu modernist akımlar İmam-ı Gazali Hazretleri'ni geleneksel taife içinde basit bir imam gibi gösterirken aslında bunlara teklif ettiğimiz Büyük Doğu İbtidai diyalektiğinin çözümü zor geliyor. Hani bir dönemler üstadı anlamadan aşanların hali gibi. Aşmak için anlamak gerekiyor. Reddetmek için tenkit edebilecek bir seviye yakalamak gerekiyor. Bütün bunlar olmaksızın ademe mahkum etmek, dinin edep olduğunu, edebin hadlere riayet olduğunu bilmemekten kaynaklanan bir tavırdır, bir haldir ki insanı mahcup edecek bir tavırdır. Fakat ortamın müsait olması dolayısıyla bu ahlaki zaaflar maalesef devam ediyor. Evet, tarih boyunca büyük mazlumları yazdık ama diyor, bunu yazmadık. Büyük mustaripler. Üstadım ve ben, bu esere ne yüzle el attığımın vesikası da ondan. Üstadım ve ben, üstadım böyle diyor, ben böyle bir şey yaptım, üstadım ve ben, bu esere ne yüzle el attığımın vesikası da ondan. Bu esere hangi yüzle el attığımın vesikasını üstad şu cümlelerle veriyor diyor. Vesikası şu cümleler, şu satırlar. Kuru sıkı pohpohçular üstad diyor. Kuru sıkı pohpohçular. Pohpoha bakmam, kıymeti yok. Benim hayatımı yazabilecek tek insansın. Bunu İbtidai mimarına söylüyor. Benim hayatımı yazabilecek tek insansın. Tek kelimemin bile israf olmadığına inandığım tek sen varsın. Sokrat ve Eflatun gibi. Eflatun eserlerinde hep Sokrat'ın fikirlerine yer verdi. Ondan öğreniyoruz. Yani üstadı da biz İbtidai mimarından öğrenmek mükellefiyeti altındayız. Dolayısıyla Büyük Doğu eşittir yürüyen Büyük Doğu İbtidai. Neyi, nereden, nasıl öğrenmemiz gerektiğine dair usulü önce bilmeliyiz. Yoksa üstad yazarlardan bir yazardır, mütefekkirlerden bir mütefekkirdir. Hatta bu zaaf içinde baktığımız andan itibaren birilerinin yaptığı gibi üstad kaldırımlar şairidir. Yani kaldırımlar şiirine nispet içinde kaldırımlar şairidir. Bu derece seviye düşürülebilir birilerinin şahsında. İşte bütün bu tehlikelerden azade olabilmek için fikir çilesinin, fikir işkencesinin ne manaya geldiğini bilerek fikre meyletmek gerekiyor. Bunun haricinde kuru sıkı pohpohlarla insan çok farklı yerlere de kayabilir. Bu cümle bu esere ne yüzle el attığımın vesikasıdır diyor İbtidai mimarı. Ve devam ediyor. Büyüklerden biri bir gün etrafındakilerden huzursuz olup siz bu yolun yükünü çekemezsiniz. Bu yol gayet incedir ve kendi muradından geçip başkasının muradını benimseme işidir buyuruyorlar. Evet, bu bir ehlullah kelamıdır. Etrafındakilere diyor ki hiç sakınmadan siz bu yolun yükünü çekemezsiniz. Hiç boşuna afra tafra yapmayın. Bu sanallıkla siz hakikatlere, hikmetlere ulaşamazsınız. Bu yol gayet incedir. Edebin bile sırası geldiğinde edepsizlik addedildiği bu yol inceler incesi bir yoldur. Bu yolun yükünü siz çekemezsiniz diyor. Ve kendi muradından geçip, bu yol gayet incedir ve kendi muradından geçip başkasının muradını benimseme işidir buyuruyorlar. Yani burada İbtidai mimarı Salih Mirzabeyoğlu kendi muradından geçmemiş olsaydı üstadın muradını temsil makamına çıkamazdı. Bu iş
Böyle bir incelik gerektiriyor. Böyle bir ızdırap gerektiriyor. Kendi muradından geçeceksin. Sen yoksun. O var. Onun şahsında sen varsın. O değil, ondan. Dolayısıyla o esprisi içinde mecz olma hali. Aşk da bu zaten. Aşk bu demek. Kendi muradından geçip başkasının muradını benimseme işidir. Ehlullah böyle buyuruyor. Ve devam ediyor. İptam imarı. Kendi muradından geçip başkasının muradını benimseme işi. İşte hayatım. Kendi muradımdan geçtim. Üstadımın muradını benimsedim. Benim hayatım da bu. Beni tarif etmek isteyen böyle tarif etsin demektir bu. Ben buyum. Ve eklemiş, aşk olmadan meşk olmaz. İşte çilem. Evet, bu nasıl bir aşk? Nasıl bir meşk ki işte çilem diye tarif edilmiş. Kendi muradından vazgeçmek. Şimdi en basit meselelerde bile, en basit müşahhas meselelerde, hatta eşya ve hadise kadrosunda bile kendi muradımızdan vazgeçmekte ne kadar zorlanıyoruz. Halbuki burada bütün hayatının içinde ifadecisi olduğu murat neyse, onların hepsinden vazgeçmek suretiyle, aşıkının muradını ön plana almak suretiyle bir işe girişmek, bir hamleye girişmek. Ona giriştiğiniz andan itibaren sizin için hayatın her yönü çiledir, her anı çiledir, ama muazzam bir aşk söz konusu olduğu için zevkinde en mükemmelini, en keyfiyetli olanını yaşarsınız. Bütün eserlerden anlayabildiğimiz, hissettiğimiz şeydir bu. Ama hakikaten idrak ettiğimiz mi dersek, maalesef demek zorundayız. Bu çırpınışımız da onun için zaten. İdrak etme çırpınış. Aşk olmadan meşk olmaz. İşte çilem. Üstadımın konferanslarında geçen ve sonra bizzat bana söylediği bir hikmet vardır ki bütün bir hayatı kuşatıcı oluş formülüdür. Bütün bir hayatı kuşatıcı oluş formülüdür. Üstad şöyle diyor. İnsan uzuvlarının rahatsızlığını hisseder gibi aşkı pörsümeye başladığı her an ben aşkımı niye kaybediyorum diye sormak ve yaranın kabuğunu tırmalamak borcundadır. Aşkı pörsümeye başladığı her an ben aşkımı niye kaybediyorum? Bu heyecanım niye yok olmaya başladı? Hayatın gailesi, gulgulesi beni içine mi çekti? Masivaya mı boğuldum? Maveradan çok mu uzaklaştım diye sormak ve yaranın kabuk tutmasını engellemek için tırmalamak borcundadır diyor üstad. Bizzat İptam mimarına söylediği bir sözdür bu. Ve bu söze nispetle İptam mimarı diyor ki rahatı rahatsızlık, belaya müptela tabii halim. Kendini tarif ederken böyle diyor. Benim rahatım rahatsızlıktadır diyor. Rahatsız olduğu müddetçe rahatım. Ve belaya müptelayım. İptila oldum. Belaya müptelayım ben. Ondan kurtuluşum yok. Bu benim tabii halim. Varoluş sebebim, hayat gayem ki kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bütün peygamberlerden daha fazla ben belalara müptela oldum. Eziyet çektim, ızdırap çektim. Bütün peygamberlerden daha fazlasını ben çektim. O makamın yüksekliğiyle alakalı. Hiçbir zaman kainatın efendisi rahat olmadı. Rahatı rahatsızlıkta bilmişti. Onun yolunu takip edenler de aynı ızdırapları yaşadıkları için aynı mana çizgisinde kelam ediyorlar. Belaya müptela, tabii halim bu diyor. Ve akabinde iştikak bilgisiyle alakalı bir yorum var. Muallim
bildiğimiz öğretmen, muallim, talim eden, öğreten demek. Muallim, öğreten. Muallem ise, muallim, talim eden, öğreten. Muallem ise talim görmüş, talimli. Yani burada muallim, üstad, muallem, Salih Mirzabeyoğlu. Muallem, talim görmüş, talimli. Müellim ise acı ve elem veren, acıtan, ağırtan. Müellim de bu. Şimdi muallim var, muallem var, müellim var. Birincisi talim eden, öğreten. İkincisi talim görmüş, talimli. Üçüncüsü acı ve elem veren, acıtan, ağırtan. Bir dördüncüsü ise müellem. Bu da elemli, kederli demek. Bunları söyledikten sonra diyor ki muallim ve müellim, muallim ve müellim, yani üstad, yani talim eden, öğreten, acı ve elem veren, acıtan, ağırtan, dedi ki seni ben yetiştireceğim. Muallim ve müellim, seni ben yetiştireceğim diyen üstadımdır diyor. Muallem ve müellem ise, yani talim görmüş, talimli olan ve müellem, elemli, kederli olan benim. Talim görmüş, talimli, yani bir hocadan talim gören ve aynı zamanda elemli, kederli olan bana böyle dedi diyor. Muallim ve müellim, seni ben yetiştireceğim diyen üstadımdır diyor. Muallem ve müellem ise benim. Yani üstad İbtidâ mimarını öylesine yerden yere çalmış ki kendisi de bu yerden yere çalmalara hazır olduğu için bu işin ıstırapla zevkini yaşamış ve hala bu yaşamı devam ettirmekte. Bunlar tabii ki kelam ifadesinde bizim bu kadar anlatacağımız şeyler. Kelamın ötesinde nelerin olduğu bizim için meçhul. Ve devam ediyor. Seni sevindiren, seni sevinç ve neşe içinde tutan sevgili, seni üzen, kendisinden sıkıntı duyduğun aynı sevgilidir. Seni sevindiren, seni sevinç ve neşe içinde tutan sevgili, seni üzen ve kendisinden sıkıntı duyduğun aynı sevgilidir. Hep odur, hep ondandır ve ondan feyizlenirsin. Yani sevgili seni üzer, seni sıkıntıya sokar, cefa çektirir sana. Ama bil ki seni sevindiren, seni sevinç ve neşe içinde tutan da aynı kişidir. Gülü seven dikenine katlanır, halk dilinde kullanılan bir cümledir. İşte burada hakikaten müşahhasların üstüne çıkıp mücerret manada hadiselere yönelebilseydik, münevverliğin hakiki manasını idrak edebilseydik, fizik ruha tabidir hikmetince batın nispetimizi kuvvetlendirebilmiş olsaydık, burada bu söylenenler bizim için kelimelerden ibaret kalmayıp ruhumuza sirayet eden ve ruhumuzda büyük çukurlar açan kelimeler olarak idrak edilecekti. Herkes nasibince. Evet, mevzu tabii ki uzayıp gidiyor. Biz daha fazla yorgunluğa sebep vermemek için, çünkü mevzular hakikaten ağır. Bunların içinden çıkmak da bir hayli mesele. Onun için bugünlük burada bitirmiş olalım. Katkıda bulunacak arkadaşlarımız varsa onların katkılarını da bekliyoruz. Bu konuda tavsiyeleri olan arkadaşlar varsa onların tavsiyelerini de bekliyoruz.
Bu anlatılan mevzularla alakalı kendi çapımızca, kendi idrak seviyemizce bir yorum yapmaya çalıştık. Bu mevzuyla alakalı, yani müşahhas olarak gündeme getirdiğimiz bu meselelerle alakalı, bu fikir nispetinin zahir ve batın açısından kuvvetlendirilmesiyle alakalı neler yapılabileceğine dair fikri olan arkadaşlarımızın tavsiyelerini de hususiyle beklediğimizi belirterek sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Mevla, içinde bulunduğumuz Aşure günü hürmetine bizleri, aile efradımızı, aile akraba taallukatımızı, cümle mümin ve müminatı kazalardan, belalardan, fitnelerden, her türlü afat ve musibetten muhafaza buyursun inşallah. Şeytanın şerrinden, nefsi emmarenin tuzaklarından, kafir ve münafıkların hile ve desiselerinden cümlemizi muhafaza buyursun. İlmimizi, amelimizi, imanımızı, ihlasımızı, ferasetimizi, metanetimizi, cesaretimizi ve şecaatımızı artırsın inşallah. Bizleri Kur'an'ın hadimi eylesin. Kur'an sırlarına vakıf eylesin inşallah. Şeriatın, tarikatın, hakikatin, marifetin sır kapılarını açtığı kulları hürmetine bizi de nasipdar eylesin inşallah. Ve hususen içinde bulunduğumuz bu mübarek gecenin yüzüsü hürmetine Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulmasına vesile olan duayı okuyarak zindanlarda, maddi ve manevi zindanlarda bulunan bütün mümin ve müminatın selamete ulaşması için Mevla'dan hep beraber niyaz edelim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi, bu dua bereketiyle Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığın gibi dünyanın dört bir köşesinde maddi ve manevi zindanda bulunan mümin ve müminatı bu gecenin hürmetine tezelden kurtar ya Rabbi. Son nefesimizde bizlere de imanı kamil nasip eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibesiyle çene kapamamızı nasip eyle ya Rabbi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة